Arkadaşlar merhabalar. 50 günde Teyit Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 33. güne dairede alana başlayacağız. Ama başlamadan önce şunu sormak istiyorum. Çemberde uzunluk hallettin mi? Yani %50'sinden fazlası hallettiysen buraya geçebilirsin. %50'sinden fazlasını halledemediysen çemberde uzunluğa bir daha bak. Çünkü dairede alanı yapabilmek istiyorsan çemberde uzunluk şart kardeşim. Çünkü dairenin alanı çok basit. Pire kare. Pire kare ya bu kadar. E sen neyi bulacaksın? Yarı çapı bulacaksın. Yarı çapı da uzunluk uzunluk bilgileriyle bulacaksın. O yüzden çemberde uzunluktaki anlattığımız o anahtar kelimeler, dik üçgen yardımı, en etkili silahımız yarı çap çizmek gibi şeyleri zaten yine dairede alanda çok duyacaksın. O yüzden lütfen uzunluk önemli ki %50'sinden fazlasını öğrendiysen dairede alanda da zaten o açık kapanacak uzunluğu da tekrar ettiğimiz için bu konuyu da böyle hallettikten sonra çemberde uzunluk bilgisi de hallolmuş olacak. Evet gençler kalemi elimize aldık o zaman başlayalım mı? Ama başlamadan önce ne yap yapıyorduk? Bir şafak sayarı açacaktık. Hemen şafak sayara gelelim. Şafak sayıra geldik. Şöyle bakıyoruz. Şafak sayıra bakarken neye bakıyoruz? Sayfa numarasına bakıyoruz. 187 ile 193 arasını yapacağız. Hemen geldik şuraya. Kaç tane dersimiz olacakmış? Hocam iki tane dersimiz olacakmış dahiydi alanda. Dahiydi alanda birinci dersimizde yani bu dersimizde böyle üç buçuk sayfalık bir yere işleyeceğiz. Çok yoğun bir ders olacak. Ama yoğun derken hep aynı şeyleri tekrar edeceğiz aslında. Yani genelde de sınavda çıkan kısmı da bu kısım olabilir. O yüzden ilk dersler zaten hep önemlidir. Lütfen bu. Derse gereken önemi verin. Haftalık programa bakacak olursak dairede alan bitiyor mu? Bitmiyor bugün. 34. günde bitiyor. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Sayfa numarası 187'ye geliyoruz. 187. Geldik bakalım şöyle. Dairede alan. Dairenin tanımını yapalım ilk önce. Bir çember ile çemberin iç bölgesini aldığımız zaman biz buna daire adını veriyoruz. Ya da çemberin tanımı neydi? Düzlemde sabit bir noktaya eşit işte uzaktaki noktalar kümesiydi. Buradaki eşit değil de düzlemdeki sabit bir noktaya küçük eşit uzaklıktaki olan nokta kümesi şeklinde de diyebiliriz. Ya da çember ve iç bölgesi diyebiliriz. Ya bu çember ve daire tanımı gelince bakma şey geliyor ya bundan 4 yıl önce falan olması lazım. Ee, elemanın biri bana böyle iltifat edeceğim derken şey yaptı. Gömdü yani. Resmen gömdü bana. Hemen söyleyeyim. Adamlık çember olsaydı Kenan Hoca çemberin merkezinde olurdu dedi. Oo hocam süper bir şey. Deme öyle deme deme tanıma bak. Adamlık çember olsaydı adam olanlar çember üzerinde. E ben çemberin dışındayım. Çemberin merkezindeyim. Demek ki adam değilim. Yani tamam arkadaşa böyle hiç gönül koymadım tabii ki ama. Yani tanımları da iyi bilmek lazım iltifat ederken de. En azından şu olsaydı. Hani çember yerine daire koymuş olsaydı. Adamlık daire olsaydı. Kenan Kara çemberin merkezinde olurdu. Evet süper bir şey olurdu. Yani çem, tanımları bilmek de önemli kardeş. Çember. Noktalar oluyor. İçinde aldığımız zaman daire oluyor. Şimdi dairenin alanını da bulabilir miyiz? İçi kapalı olduğu için, karton şeklinde olduğu için bulabiliriz. Dairenin alanı bu kadar kardeş. Pire kare. Hmm, demek ki dairenin alanını bulurken ben ne yapacağım? Sadece ve sadece yarı çap bulacağım. Yarı çap bulunca pire kare deyip alana ulaşacağım. Peki yarım daire deyince hocam pire kare bölü 2. Çeyrek daire deyince pire kare bölü 4. Başka? Hocam bir de şu dilimden bahsedebiliriz. Normalde dairenin alanı nedir? Pire kare. Bak dikkat πr kare dairenin alanı πr kare ama alfa dereceliği sorulursa hani tam dairede 360 derecede pi r kare ise alfa derecede nedir dersin? İşlerde i̇şler dişler yaptığında zaten bu çıkacaktır. E, çemberin çevresinde de yapmıştık zaten biz bunu. Ne demiştik? Alfa derecelik yay uzunluğu normalde 2 pi r ya. Yay uzunluğu da alfa bölü 360 katı olacak. E, burada da biz daire dilimini bulabiliriz. Daire diliminin alanı da ne olacak? Pi r kare alfa bölü 360 ile çarpacaksın sadece burayı bulurken. Tamam. Daire alan bu. Biz tam dairenin alanını bulabiliriz ya da daire diliminin alanını bulabiliriz. O zaman daire alanıyla alakalı bir soru geldiği zaman kendimize iki soru soruyoruz. Bir, yarıçap var mıdır? İki, merkez açı var mıdır eğer dilim soruluyorsa? Bir de daire alan sorularına başlamadan önce ben sana buraya kocaman bir bütünsellik yazmak istiyorum. Bütünsellik. Evet, bu konunun ana teması bence bu kardeşim. Bütünsellik, bütünsellik gerçekten bu konuda çok önemli. Niye önemli hocam? Çünkü belli bir bütünden belli bir parçayı çıkartmayı çok kullanacağız biz burada. Özellikle beyaz alan varsa büyükten yani bütünden beyaz alanı çıkartarak taralı alanı bulacağız. Şimdi ben yaşadığım sıkıntıyı söyleyeyim. Ya bir garip bir alan sorulurdu zamanında ben öğrenciyken. Ya o garip alanın sonra cevap aralıklarına bakardım. Ana bir bakardım ki 3 pi eksi 36 ya da 5 pi bölü 2 eksi işte 96 gibi şey gelirdi. Cevaba baktıktan sonra ya kardeşim ben bunu bulabilecek yetenekte biri değilim derdim geçerdim soruyu. Ama aslında en kolay sorular onlar. Bütün parça ilişkisi, bütün beyaz ilişkisi, bütünden beyazı çıkartacaksın, bütün den beyaz alanı çıkartacaksın. Olay bitecek. Bütünsellik düşüneceksin yani alanda. Ne demek istiyorsun hocam? Yani senin karşına şöyle bir şey geldiği zaman belki soruların içerisinde vardır şimdi görürsünüz zaten. Bir kare var mesela. Bir de böyle bir daire var mesela. Adam gelip de bana şu alanı sorarsa eğer. Şuradaki taralı alanı sorarsa. Bunlarla ilgili formül arama. Ne yapacaksın? Bütünsellik düşüneceksin. Bütün alan nedir burada? Karenin alanı. Beyaz alan nedir burada? Dairenin alanı. yapman gereken tek şey karenin alanından beyaz alanı çıkartacaksın. Formül mormül yok. Yok. genelde de iki satırda çıkar. O yüzden bugün işimiz gerçekten ama gerçekten çok kolay. Hep iki satırlık işlemler yapacağız. Şimdi sorularda da göreceksin bunu. Ama tekrar söylüyorum. Dairede alanda iki soru soracaksın. Bir yarıçap, iki dilim soruluyorsa eğer ya neydi? Açı, merkez açı. Açı da ya 45 45 90 üçgeni, özel üçgenlerle çıkar ya da 30 60 90 üçgeni karşımıza çıkar kardeş. Hadi öğrenme alanı sorusuna gelelim. Bak burada o soru da varmış zaten. Öğrenme alanı sorusundayız. Şimdi bizden dairenin alanı isteniyor. Dairenin alanı çok basit. Yarı çap bul. Uzunluk bilgisini kullanarak yarı çap bul. Merkez varsa teğet varsa çek. Dik yapalım burada. Yaptık diki. Diki çizince hocam bu yarı çap bu da yarı çap. Pisagor çıktı mı burada? Çıktı. E o zaman burada ne diyeceğiz? R artı 8'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi bulacağız. Ya da bu şekilde R'yi bulmaktansa ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Hocam bir kenarda 12 var. 12 varsa Etmek biraz 3-4 tane oluyordu. Ya 5-12-13 ya 9-12-15 ya 12-16-23 üçgeniydi. Acaba şuraya 5 koyarsam 5-12-13 sağlanıyor mu diye bakıyorum. Evet 5-12-13 sağlandı. Yarı çap 5 çıktı. Yarı çap 5 çıktı daha sonra da en kolay iş alan. Alan işi gerçekten çok kolay pi r kare. O da kaç çıkar o zaman? 25 pi çıkar. Evet cevap 25 pi olur dostlar A şıkkında. Geldik B şıkkına. Evet bu sefer beyaz alan isteniyor. Bu tür alanlarda formül aramayacağız. Bütünsellik bizim için çok önemli. Bütünden yani karenin alanından neyi çıkartacağız? Beyaz alanı çıkartacağız. Yani hemen buraya yazalım. O zaman buraya yazacak olursak taralı alan neye eşit? Karenin alanından beyaz alana ben hep B diyeceğim. Şöyle B'yi çıkartacağım. Yani beyaz alanı çıkartacağım. Karenin alanı nedir? Bir kere merkez varsa, teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E o zaman burası da R. Burası da R. Hatta burada bir dikdörtgen çıktı. Burası 4 ya. E burası da 4. Yarı çapı kaç buluruz o zaman buradan? 2 olarak buluruz. Geri kalanı çok basit. Taralı alan. Karenin alanı. Hocam 4'ün karesi. Eksi. Beyaz alanda pi r kare. Beyaz alan dairenin alanı çünkü. Yani 16 eksi 4 pi gibi saçma bir cevaba. Bak bir satırda ya da iki satırda ulaşabiliyoruz. Ama öncelikli şartımız yarı çapı bulmak. Geldik bir sonraki soruya. Bak yine beyaz alan hikayesi var aslında şuraya bakacak olursak. Ne yapacağız burada? Hocam bütünden bütünsellik düşüneceğiz. Neyi çıkartacağız? Beyaz alanı çıkartacağız. Yani taralı alanı bulurken üçgenin alanından beyaz alanı çıkartacağız. Hocam burada uzunluk bilgilerinden yarıçap bulmamız lazım. Burada merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım. Aa ne oluştu burada? Dikten dik çizildi. Öklit. Öklit uygulayalım. Yani burası R ise R kare buradan ne geldi o zaman? Hocam r kare eşittir 4 çarpı 9 36'dan r'yi buradan 6 bulduk. O zaman üçgenin alanı r'yi 6 bulduk ya. Üçgenin alanı ne oluyor burada? Hocam üçgenin alanına bakacak olursak tabanımız kaç? 13. Yüksekliğimiz kaç? 6. 13 çarpı 6 bölü 2 üçgenin alanından beyaz alanı çıkartacağım. Beyaz alana da bakıyorum. Hocam 90'lık bir dilim. Pi r kare 90 bölü 360 diyebiliriz aslında ama bu çeyrek daire olduğu için Direkt pi r kare 6'nın karesi sonra bölü 4 diyelim. Çeyrek daire olduğu için. E o zaman buradan ne geliyor o zaman? Hocam buradan ne geldi? 39 eksi 9 pi şeklinde bulduk. Bak bir satır ya da iki satırda her zaman cevaba ulaşacaksın. Saçma bir cevap olsa da yine rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsin dostum. Sakın ama sakın sorulardan korkma. Geldik bir sonraki öğrenme alanı sorusuna şuraya geldik. Hocam buradaki saçma bir alan isteniliyor. Saçma bir alan istenildiği zaman bir kere biz neyi biliyoruz? Bilgilerimizi so sorgulayalım. Bir, dairenin alanını biliyoruz ya da daire dilimin alanını biliyoruz. E burada uzunluk bilgisi var mı? Var. Merkez varsa, teğet varsa, çek dik yapalım şöyle. Hocam yarıçap kaç? İki. A, bütünsel düşünebilirim ben artık. Bütünseli nasıl düşünebilirim? Hocam ben şuradaki üçgenin alanından neyi çıkartacağım? Şuradaki beyaz alan, değil mi? Evet şu üçgenin alanında hatta beyaz alan şöyle kalsın. Şu kırmızı üçgenin alanından beyaz alanı çıkartacağım. Hocam üçgen eksi beyaz diyorum burada. Üçgenin alanı bulurken bir de beyaz alanı bulurken beyaz alan dilim değil mi? Daire dilimi olduğu için bize ne lazım? Açı lazım. Açı lazım dediğimiz zaman da genelde ne çıkıyor? 30-60-90. 45-45-90 çıkıyor. Şuraya bakacak olursak hocam burada ne var? Şurası 2 iken Burası da hipotenüs de 4. A güzel bir şey. 30 60 90 üçgeni 30 60 90 üçgen oldu. O zaman üçgenin alanını bulabiliriz. Üçgenin alanı burası da 2 kök 3 oldu. 30'u karşı 2 ise 60'ı karşı 2 kök 3 olur. Üçgenin alanı ne yaptı? 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 eksi. Beyaz alanda pi r kare 2'nin karesi. 60 bölü 360 bana dilim verecektir. Bak Tek satırda bunu yaptım. ikinci satırda da cevabı yazıyorum. Hocam şunlar sadeleşti. Burası 2 kök 3 oldu. Sonra bunlar sadeleşti. Artı 4 pi bölü 6 da 2 pi bölü 3 mi yapıyor? Evet. Bak cevap çok saçma. 2 kök 3 eksi 2 pi bölü 3 geldi. Ama aslına bakacak olursak kolay bir şekilde cevaba ulaştık mı? Ulaştık dostlar. Olay bu. Bütünselliği düşüneceksin. Özellikle saçma sapan alanlarda beyaz alanı çıkartacaksın. Tüm alandan beyaz alan çıkacak. Tamam. D şıkkını bu şekilde bulduk. Evet geldik şimdi sorulara başlayalım. Oha bu ne hocam ilk soru böyle mi başlanır? Dur kolay bir sorudur korkma. Hemen soruyu okuyalım ve anlayalım ve böyle bir soruda da daha öncesinde yazmıştık hatırlarsanız. Nerede yazmıştık? Karede. Eşkenar dörtgende mi yazmıştık? Eşkenar dörtgende yazmıştık galiba. Çevresi A birim olan. Bak şimdi soruyu okuyalım. Çevresi A birim olan daire 6 tane eş daireye ayrılıp bu daireleri teğet yeni bir D1 dairesi. Şimdi çevresi A birim olan daire 6 tane eş daireye ayrılıp şu şekilde 6 tane eş daire birbirine teğet olacak şekilde çiziliyormuş. Sonra da bu altısına da teğet bir tane şu D1 dairesini oluşturuyormuşum ben. E sonra benzer bir şekilde daha sonra D1 dairesinde benzer bir şekilde ayrılıp yani bunu 6 taneye ayırıyorum sonra bu 6 tane teğet bunu çiziyorum böyle. Bu elde edilmiş şekil 2. D2 dairesinde benzer biçimde ayrıldığında elde edilen D3. Bunu da aynı şekilde bak şimdi. Burası biraz şey olacak ama dur idare et. Hocam bunda da alt tane daire çizeceğim böyle. Dur alt tane daire çizebilir miyim galiba? Çizebilirim herhalde ya. 1, 2, 3, 4, 5 ve alt tane çizeceğim. Sonra bu içine de şöyle üçüne de tek bir tane daha çizeceğim. İşte bu da ne oluyormuş arkadaşım? Şöyle D3 oluyormuş. Şimdi D2 dairesi de D2 dairesi de benzer bir şekilde ayrıldığında D3 dairesinin alanı 4 pi birim kare olarak verilmiş. Hmm. 4 pi. Hocam 4 pi neye eşit? Pi r kare eşittir. Bunlar gitti. R kare 4'ten r'yi kaç buluruz? 2 buluruz. Yani şuradaki içerideki küçük dairenin yarıçapını kaç buldum ben? 2 buldum. Peki şu ilk şekli yorumlayalım arkadaşlar. Çemberler birbirine değiyor mu burada? Değiyor. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Merkezleri birleştirelim şöyle. Birleştirdim. Ama hocam için esprisi değme noktasına kadar götürmekte. Şuraya kadar götürdüm. E sonra burada da çemberler değiyor. Merkezleri birleştirin, Merkezleri birleştirin, Merkezleri birleştir yapınca büyük ihtimal güzel bir şey çıkacak karşımıza. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Sonra burada da merkezleri birleştir. Şöyle birleştirdik. Ve hatta burada da çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir burada aynı hamleleri de burada da yapabiliriz böyle. Hadi burada da yapalım hiç üçenmeden şöyle. Hocam biz bunları böyle yapınca nelerle karşılaşıyoruz bakalım ona. Bunları böyle yapınca güzel bir şey çıkacak mı karşımıza? Şimdi çevre sağ birim olan daire alttan eş daire ayrılıp bu daire teğet yeni bir D1 dairesi oluşuyor. Yeni bir D1 dairesinin yer çapına R diyelim. Hocam burası R, burası R. Sonra A, 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 A. A. Burada alttan eş daire bunlar. Bak eş daire. Şu çizgileri koyar mıyız böyle? Çizgileri koyunca ne çıktı arkadaşım burada? Düzgün altıgen çıktı. Gördün düzgün altıgen çıktı burada. E o zaman düzgün altıgende bu eşkenar üçgenler değil mi bunlar? Evet eşkenar üçgenler. O zaman eşkenar üçgen olduğu için buraları 60 burası 60 burası da 60 oldu. Şimdi o zaman bu eşkenar üçgense burası çizgiyse dikkat dikkat. Burası iki tane çizgi burası da iki tane çizgi olacak. R dediğimde çizgi oldu o zaman. O zaman burası da çizgi burası da çizgi burası da çizgi ya. Şimdi içeride oluşan dairenin yarıçapı çapı R iken büyük dairenin yarıçapına bak 3R. He, büyük dairenin yarı çapı 3R iken ben bir işlem yaptığım zaman içerideki küçük daire 3'te 1 oldu yarı çapı. Çok güzel. O zaman ben şimdi burayı R2 buldum ya. Bak şimdi buraya gelelim. Yarı çapını kaç buldum burada? Hocam bunun yarı çapı 2. Bunun yarı çapı 2 iken bak Şunun yarı çapı 2 iken o zaman büyüğün yarı çapı kaç olacak? 6 mı olacak? Evet. Büyüğün yarı çapı şöyle 6 olacak. Sonra burası 6 iken şunun tamamı kaç olacak arkadaş? Hocam 3 ile 1'i 18 olacak. E burası 18 ise tamamı kaç olacak o zaman? 54 mi olacak? Evet 54 olacak. Çünkü ilk şekilde ne bulduk biz? Şu oluşturduğum R iken tamamı 3 ile 3 ile 1 oldu. O zaman burası 2 iken sonra şurası 3 katı 6 oldu. Sonra büyüğü 3 katı 18 oldu. Büyüğü 3 katı 54 oldu. O zaman bizden ne isteniyor? A. En büyük dairenin çevresi de zaten bize A olarak verilmişti. Yarı çapında 54 bulduk ya. O zaman 2 pi R şeklinde sonuca ulaşırız. Yani cevap 108 pi olur mu dostlar? Olur. Ha bu soru da kolay bir soru. Ya yani şundan dolayı kolay bir soru aslında. Aa baktığınız zaman sadece küçük bir ispat yapıyoruz burada. Alanda kolay bir soru. 4 pi eşittir pi R kare deyip ondan sonra sadece pi R kareyi kullandırdığımız bir soru. O yüzden bu soruyla başlamak istedim. Ama şuradaki yorum yapmak da şuranın 3'te biri olması, yarı çapının neç olması, altıgen oluşması. Hani o da güzel bir yorum. Burası da bir tık zorlayabilir ama artık bunlar uzunlukta ve şeyde öğrendiğimiz için, uzunlukta biz bu hikayeyi öğrendiğimiz için aslında burası da çok da zor değil. Neyse ikinci soruya gidelim. İkinci soruya bakacak olursak. Arkadaş taralı alan isteniyor bizden. Taralı alandan korkma kardeşim. Taralı alanı bulurken ne yapacağız? Büyüğün alanından beyaz alanı çıkartacağız. Hatta beyaz alanları çıkartacağız. Şöyle diyebilirsin. Aa hocam iki tane yarım daire tam daire yapıyor diyebilirsin. Deme öyle. Çünkü niye? Bunların yarıçapları aynı değil ki. Birinin yarıçapı çapı birinin yarıçapı başka bir R büyük R diyelim mesela. Yarıçaplar aynı olsaydı evet iki tane yarım tam daire yapıyor diyebilirdik. E burada ne yapalım? Önce uzunluk bilgisini şöyle bir kullanalım. Bu bir kare verilmiş. 6'yı şöyle bir yazalım. Hocam burası 3 3 yaptı. E bunun yarıçapını bulursam olay bitti. E aslında soru nereye dönüştü? Tamam. Soruyu bulurken biz ne yapacağız? Alan bulunurken karenin alanından beyaz alanları çıkartacağız. Şimdi beyaz alanları bulurken bir tanesinin yarıçap belli, diğerinin yarıçap belli değil. Uzunluk bilgisinden yarıçapa ulaşacağız. Çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri yapıyorduk. Hemen merkezleri birleştirdim burada. Burası R'ye çıktı. Burası 3 yarıçap yazalım. E hocam bunun tamamı 6 ya. Aa burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgen çıktı. Bana bu dik kenar lazım. 6 eksi mi yaptı burası da? Evet. E, uzun yoldan yapmayacağım. Hocam burada bir dik üçgen var. Direkt ne üçgendir büyük ihtimalle? 3 varsa 3, 4, 5 üçgendir. E, R ye yerine ben 2 yazarsam şurası 5 sağlanıyor. R ye yerine 2 yazdığımızda burası da 4 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. E, o zaman R'ye de 2 bulduysak olay bitti. Karenin alanı nedir? 36 eksi. Yarı çapı 3 olanın alanı pi R kare bölü 2 yarım daire. Eksi Yarı çap 2 olan yarım daire alanında pi 2'nin karesi bölü 2. Sadeleştirme yapmayayım. Buradan da 36 eksi. Hocam eksi 9 pi, eksi 4 pi, eksi 13 pi bölü 2 mi geldi? Evet eksi 13 pi bölü 2 geldi dostlar. Aslına bakacak olursak şurada uzunlukla ilgili işlemimizi yaptık. Alan kısmı bir satırlık iş. Ha burası böyle mi kalmış cevap anahtarında bakalım. 36 eksi 13 pi bölü 2 kalmış. Evet şöyle de olabilirdi. 72 eksi 13 pi bölü 2 de olabilirdi. Yani bölün payda yazacak olursam onu. Ama sorunun cevabı da bu şekilde gelmiş. Bak cevaba bakar mısın? Çok saçma değil mi? Yani bunu bulabilecek yetenekte değilim diye sakın ama sakın düşünme. Bak bulabilirsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz yani. Geldik şuraya örnek 3'e. Aşağıdaki şekilde ABC üçgen içine A ve C merkezli eşit yarıçaplı çember yayları çizilmiş. Eşit yarıçapları çember yayları çizilmiş. Hocam pek eşit gibi durmuyor ama dur idare ediverin. Keşke biraz daha böyle aşağıdan çizseydim şöyle şunu. Neyse. Tamam. Eşit yarıçaplı demiş mi demiş? Hocam bunun yarıçapı R iken, bunun yarıçapı da R, bunun yarıçapı da R, bunun yarıçapı da R. E o zaman burada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı kardeşim? Çıktı. Yani şöyle bir şey var. 2R'nin karesi eşittir R artı 1'in karesi artı R artı 3'ün karesi olacak. Ve işlem işlem işlemle R'ye ulaşacağız. E burada ne yapacağız? Hissedeceğiz mi? Hocam hissedebilecek bir kenar yok diyeceksin büyük ihtimalle. Evet hissedebilecek bir kenar yok gibi aslında. Ama şuradan hissedebiliriz. R artı 1 iken R artı 3 olmuş. Aralarında iki fark olan hangi üçgen var? Dik kenarda iki fark olan hangi üçgen var? 3, 4, 5'in iki katı gelir aklımıza. 6, 8, 10. O zaman burası 10 mu acaba diye düşüneceğiz. Burası 10 iken R 5 olur. R yerine 5 yazarsam 5 yazdığımda burası da 8 oldu mu? Oldu. Bak 6, 8, 10 üçgeni sağlandı. O zaman R'yi kaç bulduk arkadaşım? 5 bulduk. Şimdi taralı alan isteniliyor. Taralı alan istenilirken de üçgenin alanından beyaz alanları çıkartacağız. Üçgenin alanı nedir? Dik üçgen 6 çarpı 8 bölü 2. Sonra eksi neye bakacağız? Beyaz alanlara. Hocam beyaz alanlara bakarken de şu alanları iptal edeceğiz. Bu alanları. Hocam bu alanları bulmam lazım benim. Aa, burada bu alanları bulurken ne yapacağım? Şuradaki daire dilimindeki açı, buradaki daire dilimindeki açı lazım bana. Uzun uza diye yazabiliriz de. Yani şu iki toplam alanı ben nasıl bulabilirim? Şurada hemen şana göstermek istiyorum. Ve şurada yarıçapı da 5 bulmuştuk. Tamam. Pi bak şuraya yazıyorum. Hatta şu lazerle yazayım. Pi 5'in karesi alfa bölü 360 artı pi 5'in karesi beta bölü 360. E burada pi 5'in karesi ve bölü 360 parantezine alınca burada alfa artı beta mı geldi? Evet bak 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 yarı aynı oran daire dilimlerindeki şu alanları toplarken yarı aynı ya açılar toplamı şeklinde yazabilirsin dostum açılar toplamı şeklinde yazabilirsin. Unutma bunu gerçekten işine yarıyor. Bunu ayrı, bunu ayrı yazacağımıza, bu şekilde işlem yapacağımıza bunu o şekilde yazma. Çünkü sen buradakini alıp bunun yanına şöyle koyabilirsin aslında. Alfa dereceliği buraya koydum mesela. Toplamda şu alan isteniyor. Açımız ne yapıyor o zaman? Alfa artı betalık yapıyor. Farklı açılar olmuş yani yarıçapları farklı olmuş olsaydı bunu diyemezdik. E şimdi burada alfa artı beta ne? Hocam alfa artı beta 90 derece ya. O zaman bu çarpı dediğim şu alanları iptal ederken bu alanlar toplamını bulurken ne yapacağım? Toplamı merkez açılar toplamı 90'lık dilim yaptı. Yani pi r kare 90 bölü 360 diyeceğiz. E o zaman 48 bölü 2'den 24 çıktı. Şunlar sadeleşti işte burası. 4 yaptı. 25 pi bölü 4 yaptı. İşte üçgenin alanı eksi beyaz alanda toplamda beyaz alanda alfa artı betalık yani 90'lık ya da çeyreklik dilim yaptı diyebiliriz. Ama ne zaman? yarıçaplar aynı olduğunda yapıyoruz bunu. Sakın ama sakın unutma. Evet. Böylelikle ilk sayfayı hallettik. Örnek 3'ü hallettik. Geldik. Örnek 4'e. Nurtaç. Evet Nurtaç dostum. Çok değerli dostum. Biliyorsunuz geometri anlatıyor o da kendisi. Onun adına bir soru yazmışım burada. Bir kağıda dik üçgen çizip bu üçgenin köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen 3 tane eş daire çizmiştir. Benzeri sorusunda ÖSYM tarafından soruldu. Dikkat edin lütfen bu soruya. Hemen bir tane şöyle bir dik üçgen çiziyorum ve birbirini kesmeyen 3 tane eş daire çiziyorum. Merkezleri köşeler olacak şekilde. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Sonra öbürü de şurası olacak. Evet şöyle çizdik. Çizdikten sonra da ne yapmışız? Nurtaç herhangi iki daire üzerinde seçtiği noktalar arasındaki uzaklığın en çok 10, 12 ve 14 birim olduğunu söylüyor. Hmm. Şimdi en çok dediğine göre arkadaş iki dairedeki en kısa uzaklık neydi? Merkezleri birleştirdiğimizdeki şuradaki uzaklıktı. En çok olması için de yine merkezleri birleştirdiğimizde şu merkezden geçen doğrulardaki şu uzaklık olacak değil mi? Yani o zaman ben şunun yarıçapına R diyecek olursam. R, R, dik üçgen burası. Burası da R, burası da R. E o zaman... Şöyle geleceğim. En büyük uzaklık hangisi? 14 değil mi? En büyük uzaklık neresidir? Bir dik üçgende hipotenüs olduğu için o zaman hipotenüs üzerindeki merkezleri hipotenüs üzerinde olan yani merkezleri hipotenüs üzerinde olan şuradaki uzaklık 14 olacak. Hemen oraya bakalım. Hocam şöyle çizecek olursak burası R. Böyle çizecek olursak burası da R. E bunun tamamı neydi? 14'tü. En fazla uzaklık. O zaman dik üçgenin kenarına ne kalıyor? Hop şuraya 14 eksi 2 R kalıyor. Sonra diğeri 10. Diğeri 10 sa. o zaman buraya ne kalacak? Şuradaki 2R'leri çıkartacağız. Hocam burası da 10 2 rye kalıyor. Öbürü de ne yapıyor o zaman? Şuraya ne kalıyor o zaman? Hocam biri de 12'ymiş. 12 olduğuna göre 12-2R olacak burası da. Çünkü niye? En fazla uzaklıkta şuradaki şeyleri çıkartacağız. 2 tane R'yi çıkartacağız. E o zaman 2 tane R'yi çıkartınca burası geldi. Şimdi burada ne geliyor? 14-2R'nin karesi eşittir. 10-2R'nin karesi artı 12 eksi 2R'nin karesi deyip işlem 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 yapacağız. Ya hocam bu işlem yapılır mı? Evet ÖSYM sormuş kardeş yapacağız. Mecbur yapacağız. Deme öyle. Hisset hisset hisset. Kenarlara baksana. Hocam 10 eksi 2R, 12 eksi 2R, 14 eksi 2R. Aralarında hep böyle iki fark yok mu? Var. İki fark olduğu için aralarında iki fark olan hangi göz üçgen var? 6, 8, 10 üçgeni var. Hemen düşünelim 6, 8, 10 üçgeni mi acaba burası? Burası 6, burası 8, Burası 10 iken e 10 2 r 10 iken r kaç olur? 2 mi olur? Evet. r yerine 2 yazdığımızda hocam r yerine 2 yazdığımızda 4 olur. Burası 6 olur. r yerine 2 yazdığımızda burası da 8 oluyor mu? Oluyor. Demek ki bu bir 6 8 10 üçgen oldu. Sonra buna göre dairelerin içinde kalıp üçgenin dışında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Yani Dairenin içinde kalıp üçgenin dışında kalan bölgenin alanı soruluyor bize. Evet, şunlar soruluyor. Allah'tan yarıçaplar birbirine eşit. Yarıçaplar birbirine eşit ve R'yi de buradan kaç bulduk? 2 olarak bulduk. O zaman biz buradaki alanı bulurken ne yapacağız dostlar şimdi? Burada kalanı bulurken yarıçaplar eşit olduğu için şuradaki açıları tek tek bulmaya gerek yok. Şu açıyı, şu açıyı ve şu açıyı bulmaya gerek yok. Niye hocam? Toplamını bilsek yeter. Yarı çaplara aynı zaten. Biraz önce buna benzer bir soru yapmıştık. Yani şu dilimli bir açı ve şu dilimli bir açı. Şunları ayrı ayrı bulurken işte bir açı alfa ise bir açı da beta ise pi re kare alfa bölü 360 artı pi re kare beta bölü 360 demeye gerek yok. Pi re kare alfa bölü alfa artı beta çarpı pi re kare alfa artı beta bölü 360 şeklinde açılar toplamı şeklinde gitmek daha mantıklıydı. O zaman burada ne yapacağız hocam burada? Şuradaki açıyı ben biliyorum. Buradaki açı kaç derece? 270 derece. Şu açıyı ben bilmiyorum. Bu açıyı da ben bilmiyorum. E şuraya dik üçgenden dolayı alfa artı beta'nın ne olduğunu biliyorum ben. Hocam alfa artı beta 90 derece. Buradan dolayı da bak şu açıyla şu açının toplamını bulabilirim. Bu açıyla bu açının toplamı ne olacak o zaman? 360 eksi alfa artı 360 eksi beta yapıyor. O zaman 720 eksi parantezinde alfa artı beta yapar. Alfa artı beta 90 ya. 720'den de 90 çıkartacaksın. O zaman kaç gelir orası da? 720'den 90 çıkınca 630 geliyor galiba değil mi? Evet 630 olarak bulduk orayı da. Bir açı şu. Yani şu iki açının toplamı 630. Burası da 270. Topladığımız zaman da 900 yapıyor galiba. Yani açımız bizim toplamda 900 yaptı. Şuradaki dilimlerdeki açıları bulurken dilimlerin alanını bulurken. Yani ne diyeceğiz? Pi r kare açı bölü 360 bana alanı verir. E hocam burada o zaman hadi alanı bulalım artık. 900 şu gitti şu gitti. Sonra 4'e böl 4'e böl. Hocam burada 9 kaldı. O zaman bunlar da gitti 10 yaptı. Cevap da kaç yapacak o zaman? 10 pi yapacak. Ya oha hocam bu ne? Oha oha. Böyle soru mu yapılır? Böyle soru mu sorulur? Bana deme kardeşim git ÖSYM'ye sor. Git ÖSYM'ye sor. Bu soruda da Nurtaş senin ismini koydum buraya. Bu arada selamlar. Arkadaşlar böyle kızarken senin adına da kızmış oluyorlar böyle. Yapacak bir şey yok. ÖSYM'e sormuş kardeşim. Biz bunları görmek zorundayız. Aslında baktığımız zaman çok zor bir soru da değil. Şuradaki açıları alanları bulacağız. Ayrı ayrı bulmaktansa tüm şeyi topladık. Bak Burada bitti. Burada bitti. Ha ekstradan burada ben sana ispat gösterdim sadece. Buradaki Pisagor bu da can alıcı bir Pisagor. Kenarları ikişer artan. Bilmediğim bir şey yok. Yani kolaylaştırmak senin elinde burada. Beraber işte güzel bir şekilde kolaylaştırıyoruz. Yani örnek 4'ü de böylelikle 10 pi bulduk. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te de ne verilmiş? O merkezli yarım çember üzerindeki C noktası A'dan B'ye doğru hareket ettirilerek ABC üçgenler oluşturuluyor. Mesela C noktası buradayken şöyle bir üçgen oluşuyor. C noktası buradayken şöyle bir üçgen oluşuyor. Onu demek istiyor bize. Boyalı bölgenin alanı en az 18 pi 36 ise. Şimdi boyalı bölgenin alanını ben nasıl bulacağım? Hocam yarım dairenin alanından Üçgenin alanı çıkartacağım. O zaman üçgenin alanının en büyük olması lazım. Üçgenin alanını ben C'yi buraya doğru getirirsem mi daha büyük olur? Bak daha da küçüklük olduğu belli oldu. Şu tarafa doğru getirirsem mi daha büyük oluyor? Bak daha küçük olduğu belli. Yani ben üçgenin alanının en büyük değerini bulmak zorundayım burada. Üçgenin alanında en büyük ne zaman olur? Mesela burası A, burası B ise A çarp B'nin en büyük değeri isteniyor ya. Matematik sorusu gibi düşün. A çarpı B'nin en büyük değeri birbirine en yakın olduğunda olmaz mı? Olur. Yani bu ikizkenar üçgen olursa eğer o zaman biz buradaki alanın en büyük değerini buluruz. E ben yarım daireden de en büyük alanı çıkarttığım zaman taralı alanında en küçük alanını bulmuş olurum. Yani bunu kullanmış olurum. E o zaman burada tam bunlar böyle eşitken. E çapı gören çevre açıda 90 derece ikizkenar dik üçgenken ben bunu bulabilirim. Ki daha önce üçgenlerde de zaten böyle sorularla da karşılaşmışsınızdır. Bir üçgenin bir dik üçgenin alanının en büyük olması için ne olması lazım? İkiz kenar olması lazım. Çarpımlarının en büyük olması için sayıların birbirine en yakın olması lazım. Ondan dolayı. E o zaman ne diyeceğiz burada? Hocam boyalı bölgenin alanı. Şimdi R falan desek? Şimdi boyalı bölgenin alanı yarım dairenin alanından. Şu R, R dersem. Hocam burası R, R iken burası ne oldu o zaman? 2R oldu. E, bu 45, 45, 90 üçgen oldu. Eğer bu üçgenin alanını en büyük seçersem X kenar oldu ya, ondan dolayı. 2R'yi kök -2 böldüğüm zaman ne geliyor? Hocam kök kireye geliyor. Burası da kök kireye oldu. O zaman diyeceğiz ki şurası 18 eksi 36 alanı neye eşit? Hocam yarım dairenin alanından yani pi R kare bölü 2 eksi üçgenin alanını kök kireye çarpı kök kireye bölü. 2'yi çıkartacağız. E o zaman hocam buradan ne geldi? Buradan bölü 2 şöyle şey yapsın. Öbür tarafa çarpalım. Öbür tarafa çarptığımız zaman 36 pi eksi 72 yaptı. Eşittir. Pi r kare kaldı. Burada da 2 r kare kaldı. Aa burada şey parantezini alabiliriz. 36 parantezini aldığımız zaman ne geliyor? Pi eksi 2 geliyor. Eşittir. Burada da r kare parantezini aldığımız zaman pi eksi 2 geldi. Pi eksi 2'ler gitti. 36'tan. R kare 36'dan r'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 6 olarak bulduk. Çemberin yarı çapı isteniliyor zaten bizden. Cevap 6 çıktı. Güzel bir yorum sorusu dostlar. Böyle de yorum sorularıyla da karşılaşacağız. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da ne verilmiş? Aşağıdaki ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin iç teğet çemberi verilmiştir. Şimdi burada eşkenar üçgenin iç teğet çemberin verilmiş. İçteğe çemberi kullanacağız. İçteğe çemberin merkezi neydi eşken üçgende? Çevrel çemberin merkeziydi. Ağırlık merkeziydi. Her şeyin merkeziydi. E o zaman ben buradan şöyle bir yükseklik çizecek olursam. Tam yüksekliklerin kesim noktası ya da ağırlık merkezi diye direkt diğerlerini de çizmeme gerek yok. Çünkü Eşkenar üçgende çevrel çemberin merkezi her şeyin merkeziydi. Yani dış teğet çemberin merkezi hariç her şeyin merkeziydi. Burada ABC eşkenar üçgenin çevresini bize kaç vermiş? 36 vermiş. O zaman 36'yı 3'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 12 çıkıyor. E bu aynı zamanda yükseklik olacak ya. teğet işte çemberin merkezi olduğu için. 30-30 olduğu için. E burası da aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. 6-6 diye yazdık burada. E aynı şekilde ben burada da bir yükseklik çizsem. O da merkez teğet çektikten dolayı tam buraya denk gelmek zorunda zaten. Burası olmak zorunda. Bizden ne istiyor? isteniyor? Boyalı alan isteniyor. Hocam boyalı alanı bulurken ben ne yapacağım? Hocam şu dairenin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartacağım. Bu arada burası da 6-6 yapar. Burası da 6-6 yapar böyle. Ve burası da 30 derece ya. Burası da 60. 60'ı karşı 6 ise 30'ı karşı ne olacaktır? 6 bölü köküçten 2 köküç gelir burası. Hocam burası da 2 köküç gelir. Ve bu doğrusa burası 120. 120 ise köküç katından dolayı burası da 6 gelir mi? Gelir. Ya da 60 ya burası. E, burası da 30. Burası da 60. Burası da 60. Eşkenar üçgenden 6 geldi diyebiliriz. E hocam her şey çıktı meydan aslında. Aynı hamlelerden dolayı şu uzunlukta aynı çıkıyor mu? Bak 60 T T. Burası da 60 burası da 60 oluyor. Eşkenar üçgenden burası da 6 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde burası da 6 oldu. Ben şuradaki küçük çemberin yarı çapını buldum. Evet taralı alanı bulurken taralı alan nedir? Dairenin alanından beyaz alanı çıkartacağım. Dairenin alanı pi r kare 2 kök 3'ün karesi eksi beyaz alanda ne oldu? Beyaz alanda eşkenar üçgen oldu. A kare kök 3 bölü 4 oldu yani. Bu 12 pi yaptı eksi bu da 9 kök 3 yaptı. Yani cevap böylelikle 12 pi eksi 9 kök eşit oldu dostlar. Şöyle bakacak olursak. Evet geldik bir sonraki soruya. Bak bunlar ÖSYM'nin sorduğu soruların benzerleri dikkat et yani e, bu sıralama bu şekilde olmak zorunda ÖSYM yani çünkü bu kazanımlar sırasında gittiğim için sonuçta böyle ağır da gelebilir ama hani bu kazanımın sorusu olduğu için buraya koydum aslında çok ağır sorularda değil baktığımız zaman. Geldi örnek 7'ye. Bir karenin içine alanı en büyük bir çember, dışına ise alanı en küçük bir çember çizildiğinde. Dur, bir karenin içine diyor. Burada bir hata yapılmış. İki tane kare var. Bir karenin içine alanı en büyük bir çember. Şöyle teğet olması lazım. Dışına da en küçük bir çember diyor. Bu olması lazım. Asıl şeklin bu olması lazım. Yani şu dıştaki kareyi silip Dıştaki kareyi silip içeriye bir daire koyar mısın böyle? İlk defa böyle şekilsel bir hata oldu kusura bakmayın. Çok büyük bir hata. Ee, bu da yoğunluktan dolayı başımıza geldi kusura bakmayın. Hemen şöyle yapalım. Ne yaptık? Dışarıdaki kareyi sildik. Şu dışarıdaki kareyi sildik. Ee, bu içeriye de şöyle bir çember ekledik. Tamam Şimdi bir daha okuyalım soruyu. Bir karenin içine alanı en büyük bir çember. Karenin içine bir sürü çember çizilebilir ama alanı en büyük çember bu değil midir? Evet. Sonra dışına ise alanı en küçük bir çember de gerçi daire deseydik daha iyi olurdu da çemberin alanı yok çünkü. Neyse dışına da bir sürü şöyle bir çember çizebiliriz ama alanın en küçük olması için karenin köşelerinden geçmesi gerekmeyecek mi? Evet. Şimdi burada küçük dairenin alanı pi r kareken böyle bilgiler vermiş. Yani yarıçap r iken Şuradan merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. R, R. O zaman karenin bir kenarı 2R oldu. Hocam büyük çemberin yarı çapını nasıl bulacağız? Hocam şu R'leri şöyle çizince, merkez t'ye çektikleri çizince. Bak şimdi dikkat et. Buradan da şunu çizdiğimde bak. Burası R, burası R oldu ya. Şurası R kökü oldu. Yani büyük dairenin de yarı çapını R kökü olarak bulduk. Şimdi buradan da şu eşitsizlik elde edilmiş. Bu eşitsizlik nasıl elde edilmiş? Ha, şundan dolayı. Dikkat. Hocam karenin alanı şu dairenin alanından büyük, şu dairenin alanından küçük değil midir? Evet. O zaman karenin alanını yazalım. Karenin alanı neydi? 4R kare. 4R kare. Ne ile ne arasında? Küçük daireyle, Yani pi R kare ile büyük daire R kökünün karesi. Pi R kökünün karesi. Yani 2 pi R kare yapıyor. O zaman burada R kareleri sadeleştirdiğimizde pi ne geldi? Pi küçüktür 4 küçüktür 2 pi geldi. Evet buradan bir eşitsizlik bu eşitsizlik çıktı. Süper. Şimdi diyor ki benzer biçimde eşkenar üçgenin içine ve dışına çember çizildiğinde. Evet eşkenar üçgenin içine ve dışına çember çizdiğimizde aşağıdaki eşitlerden hangisi elde edilir diye soruluyor bize. E ne yapacağız burada? Bu sefer de eşkenar üçgenin alanı şu dairenin alanından büyük şu dairenin alanından küçük diyeceğiz. Yani bize çevrel çemberi ve içteye çemberi lazım. Şimdi eşkenar üçgende çevrel çember ve içteye çember deyince ne yapıyorduk? Şu yüksekleri çizelim kardeş. Yükseklerin kesim noktası ağırlık merkezi, açı ortayların kesim noktası her şeyin merkeziydi. E o zaman bu dairenin yarıçapına çapına r r r diyecek olursam. Burada açılar 30 30 30 30 burası. Burası da 30 30 yaptı. E 30 60 90 üçgenleri çıktı burada. Şekli büyüteyim hatta şöyle. O zaman hocam 30'un karşısı r'ye 60'ı karşısı r'ye kök 3 yaptı. Burası da r'ye kök yaptı. Burası da 2r yaptı. Bak dikkat et şurası ne yaptı? Çevrel çemberin yarıçapı. Şurası ne yaptı? Burası da işte çemberin yarıçapı yaptı. Şimdi eşkenar üçgenin alanı. Bir kenar belli ve eşkenar üçgende belli. 2r kök 3 değil mi? Evet. A kare kök 3 bölü 4. Bak A kare kök bölü 4. 2r kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4. Alan ne ile ne arasında olacak? Küçük dairenin alanı. Küçük dairenin alanı pi r kare. Pi r kare ile büyük dairenin alanı da yarı çap ya. 2r. Pi 2r'nin karesi arasında olmak zorunda. Yani buradan pi r kare küçüktür. Karesini alınca 4 ile bu sadeleşti. 3 kökü 3 r kare geldi. O da küçüktür. Buradan da 4 pi r kare geldi. R kareleri de sadeleştirdiğimiz zaman pi küçüktür 3 kök 3. O da küçüktür 4 pi hikayesi gelir mi? Gelir. Yani 3 kök 3 pi ile 4 pi arasında olacak yani cevap ne olacaktır böylelikle? Denizli olacaktır. Gençler ilk önce çok özür. Şekil hatalıydı. İlk defa böyle bir hatayla karşılaşıyorum. Oluyor bazen. Kusura bakmayın. İkinci olarak bu ne hocam? E, bu da ÖSYM tarafından benzeri sorulmuş. Yapacak bir şey yok. ÖSYM sormuşsa biz bunları öğrenmek zorundayız. Hadi bakalım gelelim şuraya. Örnek 8'deyiz. Örnek 8'de de hocam ne yapacağız? E, büyük yarım dairenin alanından... O beyaz alanı çıkartacağız. Bütünsel düşünme bizim için önemli. E, o zaman çemberler burada birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiri yapıyorduk. Hemen merkezleri birleştirelim. Hop şöyle yaptık. Kırmızıyla yapalım tabii burayı. Hop yaptık böyle. Ama işin esprisi değme noktasına kadar gitmekti. Gittik buraya. Dur eğri olmuş. Şöyle yaptık. Şöyle geldik. Evet bu buraya geldi. Sonra ne yapacağız burada? Hocam bunun yarı çapı verilmiş bize. 12. Küçüğün yarı çapını bulmaya çalışacağım. Hocam küçüğün yarı çapını araya edersem merkez teğet çektikten burası da R değil midir? Evet. A dik üçgen çıktı karşıma. E burası 12 yarı çap. Hocam burası da 12. Buraya ne kaldı? 12 eksi R kaldı. Hemen 12 eksi R'yi yazıyorum. Bir de o 15 derece var burada. Hocam bu 15 ise bu da 15. Çünkü x kenar olduğundan dolayı. İki iç açı bir dış açıdan şurada açıyı 30 buluruz. Burası da 60 çıkar. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R olmak zorunda. 12 eksi R eşittir 2R'den 3R eşittir 12 yapar. R'yi de bu böylelikle 4 olarak buluruz. E bizden ne isteniyordu? Bulacağız. Yarım alandan beyaz alanı çıkartacağım. Yarım alan pi 12'nin karesi bölü 2 eksi beyaz alanda küçük dairenin alanı yarı çapı da 4 bulduk. Yarı çapı 4 bulduğun için pi 4'ün karesi diyeceksin kardeşim. 144 bölü 2'den 72 pi geldi. Eksi 16 pi yaptı burası. O zaman burası da kaç yapıyor? 56 pi mi yapıyor? Evet böylelikle cevaba 56 pi olarak ulaşırız. Örnek 8'de. Kolay bunlar. Bütünsel düşüneceğiz. Yani belli bir bütünden beyaz alanı çıkartacaksın. Beyaz alan gerçekten önemli. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da da ne verilmiş? Taralı alan isteniyor. Arkadaş ne yapacağız? Çemberde uzunluk bilgilerini kullanacağız. Hadi kullanalım bakalım. Şimdi yarıçap uzunluğu 6 birimmiş. Ne? olan A merkezi çember ile yarı çapı uzunluğu 2 birim olan bir çember var burada. Hadi bakalım çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektikleri yazdık. Birinin yarı çapı 6, 6. Birinin yarıçapı 2, 2 verilmiş. E hocam dik üçgen oluşturacağız. Çünkü ben burada şu alanı bulmak istiyorum. Bütünsel düşüneceğim. Bütünsel düşünürken ne yapacağım? Hocam yamuğun alanından beyaz alanları çıkartacağım. Yamun alanı eksi beyaz alanlar. Beyaz alanlar bulunurken hocam buradaki daire dilimi bu da buradaki daire dilimi. Daire dilimi bulmak için neyi bulmam lazım? Hocam açıyı bulmam lazım. Açı için de dik üçgen lazım. Ya böyle x kenar dik üçgen çıkacaktır ya da 30 60 90 üçgen çıkacaktır. E o zaman burada bir dikdörtgen oluşturacak olursak bak uzunluk bilgileri devam. 2 ise 2 4 kaldı buraya. Hocam burası kaç? 8. A açı lazımdı zaten bana. 90'ın karşısı bak buradaki dik üçgene bak şimdi. 90'ın karşısı kaç burada? 8. Hangi açının karşısı? 30'un karşısı 4'tür. Burası da 60 yapar. Evet. Bak A merkezdeki şuradaki dilimi çıkartacağım ya. Hocam merkez açı 60 derece yaptı. B merkezdeki açı 90 derece değil. 30 derece değil. Açımız kaç? Toplamda 120. Çünkü beyaz alan derken şuradaki alandan bahsediyoruz. O zaman yamuğun alanını bulalım. Bu arada burası 4 köküç mü yapar? Evet. Çünkü 30'un karşısı 4 ise burası da 4 köküç yapar. Dolayısıyla burası da 4 köküç yaptı. E yamuğun alanı alt taban artı üst taban 6 artı 2 çarp yükseklik bölü 2. Eksi beyaz alanları çıkartacağım. Dikkat et hocam. Burası 60 burası da 120 toplamda 180'lik mi yapıyor? Hayır yarı çapları aynı değil ayrı ayrı çıkartacağız. Yani pi r kare buradakini çıkartıyorum yarı çapı 6 olan şuradaki dilimi çıkartıyorum. Pi r kare açımız 60 60 bölü 360 eksi bir de buradakini çıkartıyorum açımız 120 derece yarı çapı 2. Pi r kare 120 bölü 360 ikinci satırda da bak soru nasıl olursa olsun fark etmez. Her zaman ne diyorum iki satırda çıkar. Daha belki işlem kalabalığından dolayı 3 satıra çıkacak. E burada işlemimizi yapacağız sadece. Yapmamız gereken olay bu kardeş. Hadi işlemi yapacak olursak. Şunlar şunlar sadeleşti 4 yaptı 16 köküç yaptı orası. Yazdım buraya 16 köküçü. Eksi. Hocam sıfırlar 36'lar sadeleşti. 6 pi geldi buradan. Eksi. Şunlar sadeleştiğinde 3. 4 pi bölü 3 geldi. Yani düzenleyecek olursam 16 köküç Sonra eksi 6 pi, eksi 4 pi bölü 3. Bu eksi 18 pi, eksi 4, eksi 22 pi bölü 3 mi yapıyor? Eksi 22 pi bölü 3 şeklinde çıktı. Yani gördüğünüz üzere yine soru nasıl olursa olsun. Nereden bulduk? İki satırda bulduk. Ama bütünsellik önemli. Belli bir bütünden yani ne yaptık burada? Hocam şuradaki yamuğun alanından. Şu beyaz alanları çıkarttık. Beyaz alan. Bu şekilde gittiğin zaman oradaki taral alanı rahat bir şekilde bulabilirsin. Yani sorun nasıl olursa olsun hiç sıkıntı yapma. Taral alan genelde bu şekilde çıkıyor. Geldik örnek 10'a. Örnek 10'da da şöyle neler verilmiş. Aşağıdaki şekilde verilen şu AB, AC ve AD yarı AD çaplı. çaplı yarım çemberler A noktasında birbirine teğet olarak verilmiş. 2, 4 verilmiş, X verilmiş. Kırmızı bölgenin alanı. Ya yani kırmızı derken şurası kırmızı değil de şurası kırmızı işte arkadaşlar. Anlayın. Kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanının 3 katıymış. Yani şuraya ben bir A diyecek olursam burası ne olacakmış? 3A olacakmış. E olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor bize. E o zaman arkadaşlar oranlayacağız. Yani 3 katı dediğine göre oranlayacağız. Mavi bölgenin alanını ben nasıl bulacağım? Yani burada kırmızı bölgenin alanını, mavi bölgenin alanını oranlayacağım. Kırmızı bölgenin alanını bulurken nasıl bulacağım? Şu şekilde bulacağım. Hocam bu x dedik ama bence buraya a a diyelim. Yarıçaplar lazım olacak bana. Bunun tamamı 2 a artı 6 ya. Yarıçap kaç olacak? 3 yapacak. İlk önce kırmızı alanı bulacağım. Yani kırmızı alan bölü mavi alanın eşittir 3 olmasını kullanacağım ben. Tamam. Kırmızı alanı nasıl bulacağım? Kırmızı alan bulunurken hocam büyük yarımdan şuradaki alanı çıkartacağım. Bütünsel düşünüyorum yine. O zaman büyük yarım. Büyük yarımda yarı çap kaç? A artı. A artı 3 değil mi? Evet. Pi A artı 3'ün karesi bölü 2. Dikkat bölü 2'si var. Bu bölü 2'den neyi çıkartacağım? Yarıçapı hocam çapı 2 A artı 2. Yani yarıçapı A artı 1 olanı çıkartacağım. Şurayı çıkartacağım ya. Yarıçapı A artı 1 olanı çıkartacağım. Pi A artı 1'in <laughs> karesi bölü 2'ye çıkartacağım. Tamam. Bu kırmızı alan. E bölü mavi alan derken işlem kalabalığı olacak. Bu eşittir mavi alanın 3 katı. 3 çarpı mavi alanı yazayım bence. Hani şunu kullanmayayım. Kırmızı alan şöyle kullanayım. Kırmızı alan 3 çarpı mavi alan şeklinde yazayım. Mavi alanı nasıl bulacağım? Hocam mavi alanda bulunurken şuradaki alandan beyaz alanı çıkartacağım. E mavi alanda o şekilde. Yarı çapı kaç bunun bu arada? Şöyle gelecek olursan. Hocam yarı çapı a artı 1'di. Pi a artı 1'in karesi bölü 2'den neyi çıkartacağız? Pi a kare bölü 2'yi çıkartacağız dostlar. Evet düzenleyeceğiz. Burada sonrasını düzenleyeceğiz. Aslında burada pi parantezini aldığımızda hatta pi bölü 2 parantezini aldığımızda bölü 2'ler gidiyor mu? Pi bölü 2 parantezini aldığımızda bölü 2'ler gidiyor. Yani buradan a artı 3'ün karesi. A kare artı 6 artı 9 artı değil. E, ee, a artı 1'in karesi de a kare artı 2 a artı 1 ya. Önünde eksi var. Eksi a kare eksi 2 a eksi 1 yapar. Eşittir. 3 ile çarpacağım şimdi burayı. Şurayı düzenleyeyim arkadaş önce. Bu a kare artı 2a artı 1 değil mi? Bir de eksi a kare var. Şunlar şunlar gitti. 2a artı 1 yaptı. 3 ile çarpınca da bunu. Bak dikkat et. Hocam burayı 2a artı 1 bulduk. Bir de 3 ile çarpıyorum bunu. 6a artı 3 yapıyor orası da. 6a artı 3 yaptı. E düzenleyeceğiz sonrasını. Şuradaki akaralar da gitti. 6 A'lar da gitti. Eksi 2 a'yı öbür tarafa atalım. Artı 2 a yaptı. 3'ü buraya atalım. 8 eksi 3 5 yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk? 5 bölü 2 olarak bulduk mu bulduk. E sadece işlem elimiz çalıştı. Başka bir şey yaptık mı yapmadık. Kırmızı alan diyor ki mavi alanın 3 katı. E kırmızı alan yazdım mavi alanın 3 katı dedim. Sonra işlem yaptım kendiliğinden çıktı. Cevap da böylelikle 5 bölü 2 değil. Dikkat bizden ne isteniyor? X isteniyor. X 2 A'ya eşit değil mi? Evet 2 çarp 5 bölü 2'den cevap da böylelikle 5 çıkar dostlar. Cevap 5 çıktı dikkat. Tamam örnek onu da 5 olarak bulduk. Geldik örnek 11'e. Ha bu arada ÖSYM yine bu soruyu sordu. Dikkat. Dikkat. ÖSYM çizgisine dikkat edelim diye söyledim size bak. Dikkat et. Ya hocam işlemli böyle matematikle uğraştırırlar mı? Uğraştırıyorlar kardeşim. Yapacak bir şey yok. E sen Şeyi de biliyorsundur herhalde. Parantez kareyi almayı da biliyorsundur. Buraya kadar geldiysek o matematikteki o çarpanlar ayırmadaki hikayeler mutlaka bilinmesi lazım zaten. Evet geldik bir sonraki soruya. Yarı çapı 12 santimetre olan çeyrek daire biçimdeki şekil 1'deki kartonun B köşesi O köşesine gelecek biçimde katlandığında şekil 2 oluşuyor. Şöyle katlanmış ve şekil 2 oluşmuş. Ne yapıyorduk? Katlanmışı geriye doğru açıyorduk. Açtık. Burada da gösterelim hemen. Hop şöyle geriye doğru açtık kardeşim. Bizden ne isteniyor şimdi? Son durumda oluşan şeklin görünen yüzünün alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bizden ne isteniyor? Buradaki alan isteniyor. E tamam buluruz kardeş. Burada katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E hocam üst üste binen kenarlar eşit olacak ya. Burası 6, burası 6 oldu mu? Oldu. E sonra bizden şu alan isteniyor. Son durumda görünen yüzeyin alanı. Bu isteniyor. Ama ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Ya dairenin alanını bulmayı biliyorum ya da daire diliminin alanını biliyorum. Daire dilimi oluşturalım. Ki zaten en etkili silahımız yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Yarı çap çizdik. Şu daire diliminin alanını bulmam lazım. Bir de artı şu üçgenin alanını bulmam lazım. E hocam burada yarı çapın ne olduğunu biliyoruz biz. 12 olduğunu biliyoruz. Daire diliminin alanını bulmak istiyorsam açı lazım bana. Açı da büyük ihtimalle özel üçgenden çıkıyordu. Bak buraya 12 yazınca. Hocam burada üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak ya. Burası da 90 derece değil mi? Evet. Ya da başka türlü nasıl yapabiliriz? Şu şekilde. Hocam dik tabanı kes parça böldü aklıma x kenar geldi deyip şunu yapabilirsin. 12 yapabilirsin. 12 12 12'den dolayı eşkenar üçgen çıktı deyip şu açıları 60 60 yazabilirdik. Ya da şuradaki açı kaç derece dostum? Hocam burası 90 derece. Üst üste binen açıların eşit olmasından dolayı 90'ın karşısı 12 iken hangi açının karşısı? Alttır 30'un. E burası 30. Burayı da 60 yazdık. Dolayısıyla buraya da kaç geldi? 30 derece kaldı. Şimdi taralı alan ne oldu? Pi bak 12. Şuradaki alan pi 12'nin karesi 30 bölü 360 yazdık. 30 bölü 360 yazdık. Artı bir de şu üçgenin alanı bu üçgenin alanında da 30'u karşı 6 ise 60'ı karşı 6 köküç olacak. Yani 6 çarpı 6 köküçü bölü 2 eşit olacak. Şunlar sadeleşince 12 mi kalıyor? Evet 12'lerden bir tanesi de sadeleşti. 12 pi kaldı buradan. Artı bir de ne var? 36 bölü 2'den 18 köküç mü yaptı burası? Evet cevabımız böylelikle 12 pi artı 18 köküç yaptı. Örnek 11'de. Bu şekilde katlayıp görünen yüzeyin alanını sormuşum. Bu da güzel bir soru. Dikkatli olun lütfen. Geldik örnek 12'ye. Şimdi o merkezli yarım çemberin çapı AB olarak verilmiş. Bir de S1 ile S2 birbirine eşit verilmiş. Hmm. S1 ile S2 birbirine eşit verilmiş. Birbirine eşit alanlar verildiğinde şuraya A alanı, buraya A alanı diyelim. Beyaz alan her zaman önemliydi. B alanı diyelim. E hocam ben buradaki A alanını nasıl bulabilirim? Şu yarım daireden Beyaz alanı çıkartacağım. Yalnız beyaz alanın çıkartılabilecek bir durumu yok. Beyaz alanı bilmiyorum. A burada. Bu alanları AA vermiş ya. Daha öncesinde de üçgenlerde de yapmıştık. Hatta kare sorusunda falan da karşımıza çıkmıştı galiba. Ya da üçgende alanda gösterdim büyük ihtimalle. Şuradaki alanlar birbirine eşit verildiğinde beyaz alana da B demiş dedik ya. A dikkat et burası ne oldu? A artı B oldu. Hocam şurası da A artı B oldu. Yani A artı B alanı ne eşit oldu? Bir yarım daire eşit oldu. Bir de üçgenin alanına eşit oldu. Yani bir yarım dairenin alanı A artı B. Bir de üçgenin alanı A artı B. Yani bunlar birbirine eşit. E yarı çapı R, e, R diyecek olursak bizden bu isteniliyor zaten. Yarın dairenin alanı pi R kare bölü 2. Üçgenin alanı nedir? Dik üçgen olduğu için ki bu tam teğet noktası ya merkez T'e çektikten 90 derece oldu orası. Dik üçgen oldu orası. O da 4 çarpı 2R bölü 2'ye eşit değil midir dostum? Üçgenin A artı B alanı. Evet. E o zaman burada bölü 2'ler şöyle gitsin. O zaman buradan R'lerden bir tanesi gitsin. Pi R'e neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. R'yi de böylelikle ne buluruz? 8 bölü Pi olarak buluruz. Evet daha öncesinde üçgende de böyle bahsetmiştik ki dairede alanda da beyaz alan önemli dedik. Beyaz alana B diyeyim lütfen. A burada farklı yerlerdeki alanlar işte olduğu için bak A A yazınca A artı B'ler karşımıza çıktı. Alanları eşitledik. Güzel bir teknik. Üçgendeki o soruları da böyle hatırlatmış oldum sana. Bakarsın oraya üçgende alanda beyaz alana B diyelim diye. Üçgende alan kaçta? Üçte mi? Dörtte mi? Ne anlatmıştım galiba ama bakarsın oraya tamam mı? Yani sonlara doğru anlatmıştım diye hatırlıyorum. Geldik örnek 13'e. Vay vay vay. Örnek 13'te de ne kullanmışız? Şöyle bir soru yapmışız. Yani dairelerin şeyini bilmiyoruz. Bakalım soruyu okuyalım. Yarı çap uzunlukları 1 santimetreden büyük ve bir tam sayı. Bak 1 santimetreden büyük ve bir tam sayı değerine sahip çemberler. Şekildeki gibi ABC'de dikdörtgenin kenarlarını ve birbirine teğet olacak şekilde yerleştirilmiş. Kaç tane çember olduğunu bilmiyorum. Teğet çemberler böyle devam ediyor. En son buraya kadar gitmişiz. ABCD dikdörtgenin çevresi 220 santimetre olduğuna göre Şunun çevresi 220 santimetre olarak vermiş. Çemberlerin yarı uzunlukları en küçük değerini aldığında dikdörtgen ile çemberler arasında kalan bölgenin alanı kaç santim kaç santimetre karedir diye soruluyor bize. Tamam. Şimdi onu bulacağız dostum. Öncelikli olarak çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir 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 böyle gideriz. Gittik böyle. Sonra merkez çektik, merkez çektik, merkez çektikleri yaparız. Merkez çektik, merkez çektik, merkez teğet çektikleri yaparız. Burası R, burası R, burası R. Kare oluştu. Burası da R, burası da R, burası da R. burası da R şeklinde çıktı mı? Çıktı. Şimdi dikkat et. Burada ben kaç tane çember olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Mesela en tane çember varsa o zaman ne olacak? Burası 2R. En tane çember varsa 2R'den kaç tane olacak? En tane olmayacak mı? O zaman şurası şu uzunluk 2R, 2R, 2R diye gidecek böyle. En tane 2R'ye eşit olacak. E şimdi bana dikdörtgenin çevresini vermiş. 220 santimetre olarak vermiş bana. Hocam 1 santimetreden büyük olmasını ve bir tam sayı olmasını kullanacağım. Yazayım bakayım. Dikdörtgenin çevresi ne yapıyor? Hocam burası 2NR. 2NR toplamda 4NR yaptı. 4NR artı. Burası da 2 re 2 r 4R bize ne verilmiş? 220 olarak verilmiş. Bir örüntü sorusunu bu şekle çevirmişim. 4'e böldüğüm zaman NR artı R eşittir. 110, 55 yapıyor burası. O zaman burada R parantezini aldığım zaman N artı 1 eşittir. 55 olacak. Şimdi soru köküne dikkat. Yarı çap uzunlukları 1 santimetreden büyük ve 1 tam sayı. Olduğuna göre şimdi çemberlerin yarı çap uzunluğu en küçük değerini aldığında şimdi ben neyi biliyorum? Hocam R ile N artı 1'in çarpımının 55 olduğunu biliyorum. E o zaman ben burada ne yapacağım? R'nin de tam sayı olduğunu biliyorum. R'yi burada tam sayı 55'in çarpanları şeklinde düşüneceğim. Arkadaş burada o zaman ben R'yi 1 burayı 55 düşünebilirim. N artı 1'i 55 düşünebilirim. Düşünemem çünkü yarı çap uzunlukları 1 santimetreden büyük diyordu bize. O zaman 1 santimetreden büyük olduğu için R 1 olamaz. Başka 2 olabilir mi? Olamaz. 3 olabilir mi? Olamaz. 55'in katı değil. E, ondan sonra n de zaten tam sayı olmak zorunda değil mi? Çünkü n tane çember. 5 tane. 2,5 tane demiyoruz. Tam çemberler var çünkü orada. 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 5'e bölündüğü için de ne yazabiliriz buraya? Pardon. Şurası 5 çarpı 11 şeklinde bulabiliriz. Yani r 5 olacak. n artı 1 de eşittir 11 olacak. O zaman n buradan ne olur? 10 olur. İşte yarı çap en küçük değerini aldığında n ne oldu? 10 oldu bize diyor ki yarı çap uzunlukları en küçük diğerini aldığında dikdörtgen ile çemberler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Tamam R'yi 5 bulduysak eni de 10 bulduysak hocam burası kaç yapar o zaman? R yerine 5 yazdım en yerine de 10 yazdım o zaman burası 100 yaptı. Hocam R yerine 5 yazınca burası da 2R olduğundan dolayı 10 mu oldu? Evet şimdi ben ne yapacağım? Böyle dikdörtgen ile daireler arasında kalan bölgeyi bulacağım ya bölgenin alanını bulacağım ya o alan nasıl bulunur? Bütünsel düşüneceğim. Dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağım? Beyaz alanlar şu alan oluyor değil mi? Daireler oluyor. Çünkü o daireler arasında kalan parça. Mesela burada da bir tane daha daire çizsem. Şöyle mesela. Hocam şurada taralı olacak burası. Yani daireler beyaz. O zaman dikdörtgenin alanını yazıyorum. Hocam 100 çarpı 10'dan daire. Bir tane dairenin alanı ne? Pi r kare. Ama burada kaç tane daire vardı kardeşim? N tane. N ne? 10 değil mi? Evet. 10 tane dairenin alanını çıkartacağım. Beyaz alanı da bu yapar. O zaman cevap ne yaptı? Hocam 1000 eksi 250 pi şeklinde çıktı. Çıkar mı? Çıkar. Bu da örüntüyle ilgili güzel bir soru yine karşımıza çıkabilecek bir soru. Zor bir soru mu? Değil. Matematik bilgisini de burada kullanıyoruz. Bak 1 santimetreden büyük ve bir tam sayı hikayesini iyi okumak lazım. Zaten biz soruda böyle sıkıştığımız zaman ne yapıyoruz? Soruyu dikkatli bir şekilde okuyoruz. Değil mi? Evet örnek 13'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 14'e. Örnek 14'ü hem A şıkkı hem de B şıkkı olacak şekilde iki farklı şekilde sizin karşınıza sundum. Ne bu? Hocam burada DK büyük. DK şurası 2'den büyük verilmiş. Sonra BC büyük 6 verilmiş. BC şurası alttan büyük verilmiş. MC de büyük altta 6 olarak verilmiş. Sonra KM de şu CD'nin elemanıymış. Tamam. Şimdi etrafı duvarla çevrili bir bahçenin içinde eşkenar üçgen şeklindeki bir havuz vardır. Şu şekilde bir havuz var şimdi. Eşkenar üçgen şeklindeymiş burası. Sonra M köşesinde 6 metrelik bir iple bağlanan koyun. Evet Niye alttan büyük dediğini anladım şimdi. Bu iple koyun buraya kadar gelebilir. Alttan büyük ya. Alttan büyük olmasaydı hocam iple buraya kadar mesela 5 santimetre olurdu. Şurada ipte gevşeklik falan olurdu. Alttan büyük dediği için gergin bir aldık. En azından koyun buraya kadar gelebilir. Şimdi M köşesine 6 metrelik bir iple bağlanan koyun. Bir A şıkkı var bir de B şıkkı var. İlk önce A şıkkını düşünelim. B'yi şu an okumayalım. İki farklı soru gibi düşün burada. Öğretiyoruz ya. Havuz zeminle aynı hizada ise. Hmm. Havuz zeminle aynı hizada. Yani... Koyun geldiği zaman bu havuzun içine şöyle cup diye düşebilir. Önünde bir engel yok demek istiyor. Tamam. Havuz zeminle aynı hizada ise kaç metre karelik alanda otlar? Şimdi dikkat et. Bizim ipimizin uzunluğu ne? 6 metre. 6 metre buraya kadar gidebilir mi? Evet. Sonra bu 6 metre aynı şekilde. Hocam şuraya kadar da gelebilir koyun. Buraya da buraya da buraya da. En gergin şekilde 6. 6 6 6 6 6 6 şeklinde gittiği zaman... M noktası M noktasına 6 birim böyle sabitlediğimiz zaman şöyle bir dairesel hareket etmez mi? Eder. Bu arada BC uzunluğu da alttan büyük ya. O dairesel hareket ederken bunun içerisinde kalacak. Sonra buraya geldi böyle. Buradan sonra da yine 6 devam edebilir mi? Edebilir. Çünkü havuz zeminle aynı hizada ip havuzun üstünden geçebilir. E o zaman bizim havuzumuz ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak. M merkezli. Yani koyun hareketi nasıl olacak? Şu şekilde bir daire şeklinde olmayacak bu dostum. Olacak. Evet bu şekilde bir daire şeklinde olacak. Hatta yarım daire şeklinde olacak. Ee, kaç metrekarelik yeri otlayabilir diye soruluyor. O zaman kaç metrekarelik yeri otlar burada? Hocam şuradaki yarım dairenin alanından neyi çıkartacağım? Buradaki yarım dairenin alanından havuzdaki kısmı çıkartacağım. Çünkü ip üstünden geçebiliyor. Yani koyun en azından böyle geldiği zaman burada otlayamayacak. Şurada otlayamayacak. Bu alan çıkacak. Hadi çıkartalım o zaman. Pi r kare bölü 2 yarım daire. Bir de a kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. Buradan ne geldi o zaman? Hocam 36 bölü 2'den 18 pi geldi. Eksi şu dörtlerden bir tanesi de sadeleşti. 4 kök 3'lük kısmı ne yapabiliyor? Otlayabiliyor. Peki şimdi B şıkkına bakalım. A şıkkını anladık. 5 şıkkına bakalım. Havuzun kenarı duvarla belli bir yükseklikte örüldüğünde koyun kaç metre karelik alanda otlar diye soruluyor. Peki ben şimdi buraya bir öreceğim belli bir yükseklik atıyorum 1 metre ördüm. Biz bizim buradaki ipimiz de zemine bağlı değil mi? Evet zemine bağlı. Şimdi ilk kısım kolay anlaşıldı zaten. Ben burada bunu ördüysem o zaman bizim koyun Doli ilk Doli neydi? Ee, ilk kopyalanan koyundu değil mi? Doyun Doli ismi Doli idi. Evet şu şekilde İpi bağladım. Hop buraya kadar hiçbir engel yok. Geliyor 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 geliyor. Aha burada ne yapıyor? Burada duvara şey yap tosluyor. Bak ip burada şöyle geldi. Burada duvara tosladı. Buradan sonrasında ip ne yapacak? Bükülecek değil mi? Üstünden geçemez. Çünkü burada belli bir yükseklikte ölürsün diyor havuz. Havuzu belli bir yükseklikte ördüğün zaman bu şekilde geldi. Şu şekilde. Hop şöyle bir daire dilimi oluşturdu. Peki bu bir eşkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen. Yani 120'lik bir daire dilimi gitti mi gitti. Hatta burası kaç yaptı? 4 birim. Şurayı ben düzgün bir şekilde yapayım. Şurası 4 birim ya. 2 birimlik kısmı yukarı çıksın. Şöyle geldi. 2 birimlik kısmı yukarı çıktı. Tamam. Şunu da şöyle kısaltayım biraz. Evet, şimdi dinle burayı. Dikkatli bir şekilde dinle. Hocam burası 6, burası 4, o zaman burası 2. Buradan sonrasında koyun gitmek isterse buraya doğru. Hocam burada duvar ölüldü ya. Bunun üstünden zaten ip geçemez. Buradan sonrasında ne yapacak? Şekli şöyle bir büyüteyim. Hocam buradan sonrasında da ip böyleyken Hop şöyle hareket etmek zorunda. Çünkü ip orada kesiliyor. 2 santimlik böyle bir hareket edecek. 2 santimlik böyle hareket ederken de şuradaki 120'lik dilim yapmayacak mı? Evet. Burada 120'lik dilim yaptı böyle yarı çapı altı olan. Burada ne yaptı? Hocam burada da yine 120'lik dilim gitti. Ama yarı çapı kaç oldu? 2 oldu. İşte o zaman ne yapıyor? Hocam yarı çapı altı olan 120'lik dilim oldu burası. Pi r kare 120 bölü 360 yaptı o zaman oradaki alan artı. Bir de sonrasında burada 4 birimlik kısmı ip burada kaldı. Devam etmek istiyorsak 2 birimlik yarıçaplı çaplı 120'lik bir dilim oluşturdu burada. O zaman burada da pi yarı çapı 2. 120 bölü 360 soruluyor bize. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 yaptı. Bunlar bunlar sadeleşti. 3 yaptı. Yani 36 pi bölü 3 eksi 4 pi bölü 3 yaptı. 4 pi bölü 3 sadeleşmiyor. O yüzden burada da sadeleşmeyin. Paydası aynı kalsın. O zaman 36'dan 4 çıkınca da burası da 32 pi bölü 3 mi yaptı? Evet. Bak arada engel olmasıyla olmaması arasındaki fark bu kardeşim. Lütfen buna dikkat et. ÖSYM buna benzer bir soru sordu ben sadece çevirdim. ÖSYM'nin sorduğu soru neydi? Şöyle bir kare. Şurada mesela şey vardı. Şurası 2 birimlik bir kare olsun. 2, 4, 6, 8. Burası da 8. Şuraya koyunu bağladı. Ok yönünde hareket ettiğinde ne kadarlık yeri tarar diye sormuştu. Hocam böyle gelir. 8'lik bir çeyrek daire yapar mı burada? Yapar. Sonra buraya ne kalır? 6 kalır. Sonra altılık şöyle bir çeyrek daire yapacak böyle. Buraya kaç kalır? 4. Dört. Sonra dörtlük bir çeyrek daire yapacak böyle. E o zaman buraya ne kaldı? 2. Sonra burada da ikilik bir çeyrek daire yapacak. İşte 8'lik çeyrek daire, altılık çeyrek daire, dörtlük çeyrek daire ve ikilik çeyrek daire şeklinde sordu. ÖSYM e haberin olsun. Ben bu sefer ne yaptım? Aradaki farkı anla diye. Burada zeminle aynı izah edelim. Bu ip buradan geçerken böyle ilk çözdüğümüzde ip buradan da geçebiliyor dedim. Yani şu yarım dairenin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkarttım. E, belli bir yükseklikte olunca ne oldu? Hocam ip buraya kadar gelir burada kesilir. Yani burada da ikilik bir 120'lik dilim daha oluşturur. Bir de açıda şu eşkenar üçgenden çıktı. 60'ları yazınca 120 derece çıktı. Hoş bir soru bu da. Geldik örnek 15'e. Yani son sorudayız gençler. Evet kenar uzunlukları 6, 8 ve 3 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir sehpanın üst yüzeyini tamamen örtecek şekilde bir daire şeklindeki bir örtü serilmiştir. Ben bunu küp şeklinde sorsaydım daha güzel olacaktı ama şimdi farklı bir yayına yazmıştım onu. E, ayıp olur diye bu şekilde yazdım. Bir tık daha zorlaşmış oldu aslında. E, aslında zor da değil. Zor da değil soru. Ee, kolay bir soru aslında şöyle bakacak olursak. Şimdi soruyu okuyalım. Ama hocam daha katı cisimleri görmedik. Hiç önemli değil. Ya ben sana burada şeyi anlatacağım zaten. Katı cisimlerden sonra belki daha iyi anlaşılır ama burada da emin ol anlayacaksın soruyu. Kenar uzunlukları 6, 8 ve 3 olan bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir sehpa varmış. Sehpanın üst yüzeyini tamamen örtecek şekilde daire şeklinde bir örtü örttüm. Tabi tamamen örteceksem eğer daire şeklindeki bazı kısımları ne oluyor burada? Parçası, daire dilimleri, daire parçaları aşağı doğru sarkıyor burada. Buna göre... Örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği alan en fazla kaç birim karedir diye soruluyor bize. Yan yüzeyde. Arkadaş şimdi burada bunlar yani 3 boyutlu reküpte çalışılmış. E ne yapalım? Biz bunu tek boyuta getirelim. Şimdi sehpanın üst yüzeyi var mı? Var. Yan yüzeyleri de burada. Bunlar değil mi böyle? Evet. Hatta burada da var. Burada da var böyle. E hocam yan yüzeyleri açalım. Benim için önemli olan yan yüzeyler zaten. Yan yüzeyleri açtığın zaman. Şu yan yüzeyi açtığın zaman. Şöyle bir şey mi geliyor? Evet. Yan yüzeyi açtın. Şöyle bir şey oldu. Buradaki yan yüzeyi açtın. Hocam Yan yüzeyi açınca şöyle bir şey oldu. Buradaki yan yüzeyi açınca şöyle bir şey oldu. Şöyle, şöyle, şöyle oldu. Buradaki yan yüzeyi açınca da şöyle bir şey oldu. Yani o zaman ne olacak burada? Ben hatta bunun açılmış halini şöyle yapayım. Şurada bir 6'ya 8'lik bir dikdörtgen var mı? Var. 6'ya 8'lik bir dikdörtgen var. Sonra burada 3'e 6'lık bir dikdörtgen mi var? Evet. Şurası 6. 3'lük dikdörtgenin yanına açtım. Sonra öbürü de 8'e 3'lük dikdörtgen değil mi? Bak 8'e 3'lük dikdörtgen. 8'e 3'lük dikdörtgeni de şöyle açtım. Öbür dikdörtgeni de şöyle açtım. 6'ya 3'lük 8'e 3'lüğü bir daha böyle açtım. Ben ne yaptım burada? Hocam şu masanın üstüne bir daire koydum. Ve tamamen örteceğim. Tamamen örttüğüm zaman ne oldu? Dikkat et. Şu şekilde bir daire oldu mu? Oldu. İşte buradaki kısımlar dikkat et. Buradaki kısımlar aha şuradaki kısımlardan bahsediyoruz. İşte en küçük örtü tam bu köşelerden geçmek zorunda. Daireyi örteceğim en küçük örtü. Hocam ben bu masanın üst yüzeyini örten şöyle de bir örtü serebilirim ama en küçük olmaz. En küçüğü olması için tam köşelerden geçmesi lazım. Ve dikkat et burası 6 Burası kaç? 8. Şunu şöyle çizersen 6, 8, 13 gen çıkar. Bunlar 5, 5 çıkar. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı burası da 5, 5 oldu mu? Oldu. Şimdi burası ne oldu arkadaş? Örtünün üstünü tam şöyle göstereyim. Örtü bak şu örtü oldu. Sarı örtü oldu. Şu şekilde oldu. Benden istenilen nedir arkadaşım? Dikkat dikkat. Masanın örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği. Sehpanın yan yüzeyindeki örtemediği şu beyaz kısımlar isteniliyor benden. Ee, ne yapacağız hocam burada? Ne yapacağız? Ne yapacağız kardeş burada? Şuradaki uzunlukları da yazalım. 3'e 6 olduğunu, 3'e 8 olduğunu, 3'e 6 olduğunu, 3'e 8 olduğunu biliyoruz. Bak soru gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi hocam ben şey mi yapsam? Dikdörtgenin alanından şu alanı mı çıkarsam? Bu alanı bulmak için hamle yapacaksın. E bu alanı bulmak için bir sonraki ders öğreneceğiz gerçi ama şöyle daire dilimi oluştursam özel bir açı oluşmuyor hocam orada. Bu alanı bulmak için bir hamle yapabilirsin. Bu alanı bulmak için ne yapacaksın? Ya da şu alanlar toplamını bulmak için ne yapacaksın? Hocam dairenin alanından dikdörtgeni çıkartırsan bu alanlar toplamını bulursun. Sonra bu alanlar toplamı bulduktan sonra ne yapacaksın? Dikdörtgenlerin alanları toplamından oradaki biraz önceki bulduğumuz alanı çıkartabilirsin. Ya da bütünsel düşün, bütünsel düşün, bütünsel düşün. Hocam ben şuradaki kırmızı alanları bulmaya çalışacağım. Dikkat şu kırmızı alanı, bu kırmızı alanı. Bu kırmızı alanı ve bu kırmızı alanı bulmaya çalışacağım. Bu kırmızı alanlar nasıl bulunur? Bütünsel düşün. Bütünsel düşünce derken tüm alandan neyi çıkartacaksın? Sarı alanı çıkartırsan oradaki kırmızı alanlar çıkar mı? Çıkar. Kırmızı alanları o şekilde bulabiliriz. Bak tüm alandan yani tüm alan derken bu dikdörtgen, bu dikdörtgen, bu dikdörtgen, bu dikdörtgen içerideki dikdörtgenin alanından sarı alanı çıkarttığım zaman dışarıdaki bu kırmızı alanlar karşımıza gelir mi? Gelir. İşte bütünsel düşüncenin uç noktası diyebiliriz. Ne yaptık? Yine tüm alandan bir şeyi çıkarttık kardeşim. İstersen oraya örtüyü beyazla derdim ama tüm alandan beyaz alanı çıkart şeklinde kırmızıyı da boyardım. Tüm alandan e, sarı alan dedim bu sefer de. Beyaz alan değil de sarı alan şeklinde oldu. Tüm alan nedir kardeş? Tüm alan nedir? Hocam tüm alana hesaplarken şurada 6'ya 8'lik dikdörtgen var. 6 çarpı 8 var elimizde. Artı sonra 6'ya 3'lük dikdörtgenden 2 tane var. 6 çarpı 3'ten 2 tane var diyeceğiz. 2 tane var diyeceğiz. Artı hocam 8 çarpı 3'ten de 2 tane var. 8 çarpı 3'ten de 2 tane var. Eksi neyi çıkartacağım şimdi? Dairenin alanı sarı alanı. Pi r kareyi çıkartacağım. E o zaman ne yapıyor kardeş? Hocam burası kaç yaptı? 48 yaptı. Şunu şöyle göstereyim. 48 burası. Burası 36 yaptı. Burası 48 yaptı. O zaman 48 48 96 yapar. 96 ile de 36'yı toplarsam. 96 ile de 36'yı toplarsam. Sanırım 96 ile 36'yı toplayayım. 132 yapıyor galiba. Evet 132 yapıyor. O zaman yazalım şuraya. 132 yaptı. Eksi bir de bu var elimde. 25 pi yaptı. Evet cevap bu şekilde oldu. Evet. Bütünsel düşüncenin zor bir sorusu diyebiliriz. Farklı yolla yapı yap yapılabiliyor mu? İlk, biraz önce ilk yol şu yol dedim. O yolla da yapılabiliyor. Ama bak bütünsel düşünce işimizi gerçekten de çok kolaylaştırdı. Tüm alandan dikdörtgenlerin alanları toplamından sarı alanı çıkarttım. Dolayısıyla kırmızı alanlara ulaştık mı kardeş? Ulaştık. Zaten bizden örtünü sehpanın yağ yüzeyinde örteme diye alan en fazla kaçtır diye soruluyor. En fazla sorulduğu için örtüyü en küçük seçmem gerekiyordu. E, örtü bir tık daha büyük olsa o zaman o alan büyüyecekti. En küçük örtü de masa yüzeyini örttüğü için şu şekilde olmak zorundaydı. Evet gençler, böylelikle şu kısmı hallettik. İlk kısım. Bak, konuşayım. Şimdi dur. Allah aşkına bana bir bak. Arkadaş, ben şu an daire alanın pi re kare olduğunu gösterdim. Pi re kare ve bütünsel alanı gösterdim. Bütünden parçaya çıkan. Ben sana bu olayı şuradaki kolay sorularla anlatabilirdim. Bak, Hocam şu kolay soru bak. Şu kolay soru. 1, 2, 3, 4. Şu kolay soru. 5. Ondan sonra şu kolay soru. 6. Bu kolay soru sayılır. 7. Sonra 8. 9. Hadi bu da 10. 10 tane soruyla ben bu işi sana anlatabilirdim. Ama ne yapmışım? 19 tane soruyla anlatmışım. O 19 geri kalan sorular ne? ÖSYM'nin sana sorduğu sorular. Ya ÖSYM sormuş. ÖSYM kendini tekrar eder. Seni yoran sorular ne oldu? Bak şu ÖSYM benzer. Tamam bu soru ÖSYM'de sorulmadı ama benzeri çıkabilir diye düşündüm. Bunun benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Bunun benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Bunun mi? bu değil pardon. Sonra Şunun benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Aynı şekilde, aynı şekilde soruldu. Aynı şekilde soruldu. Aynı şekilde soruldu. Seni zorlayan sorular ne burada? ÖSYM'nin sorduğu sorular. Onları da bilmek zorundasın. Onları da bilmek zorundayız. Bak video Uzun oldu. Evet ben bunları sana güzel bir şekilde anlatmak zorundaydım. Vay daha iyi de alan çok zor da bilmem ne de. Zor değil. Sen buraya kadar gelip de olayın %40'ını anladıysan benden %40'ını anladıysan git kitaba herhangi bir kitaba git. %80'ini çözmezsen bin Neyse ağır konuşmayayım. %80'ini çok rahat bir şekilde çözeceksin. Ama dur daha iyi de alan bitsin tabii ki. Tamam ben sana uç noktaları da verdim. Sen şimdi buradaki şu soruları şöyle bir işaretle kardeşim. Bak anlamadığın sorulara şöyle bir yıldız koy. Daire dağılan bittikten sonra yeniden geri dön. Şu soru mesela güzel bir soru. Şu soru güzel bir soru. Bak bu soru güzel bir soru. Nurtaç Hoca sorusu. Sonra bu soru güzel bir soru. Bir şey katıyor sana. Bu soru güzel bir soru. Bunlara daire dağılan bittikten sonra bir daha bak. Bu soru da güzel bir soru. Ondan sonra şu soru da çok güzel bir soru mesela. Buradaki sorular seni yıpratan sorular ve çözümü uzun olan sorular zaten bunlar. Ama ben sana bunları anlatmak zorundaydım. Tamam Tamam sakın bana şey deme. Hocam çok ağırdı bilmem ne de. Ya ben sana 10 tane soruyla da anlatıp anladın zannettirip de geçebilirim de anlıyorsun sen olayı. Ama ben bu şekilde yapmıyorum kardeşim. Benim tarz bu şekilde. Her şeyine kadar bileceğiz ve ÖSYM daha iyi alanda seçici sorular soruyor ha. Onu söyleyeyim. O yüzden bunları görmek zorundaydık. Neyse. Hallettik bu olayı. Hallettik dostlar. Ee, i̇kinci dersimiz daha böyle hızlı geçecek. Merak etme. İkinci dersimizde güzel şeyler var. Bir tane soru bizi sadece yıpratacak. Ee, ilk o zaman ne diyoruz? Ne diyoruz o zaman? İkinci derste yani kaçıncı gündü bu? 33. gün galiba. 33. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.